Ya eğitim sistemimiz zaten biraz aksak olduğu için yüz yüze eğitim olması şart. Ya virüs bitmedi. Açılsa daha çok yayılır. Bizim de artık Haziran'dan önce, yani bir an önce yüz yüze eğitime geçmemizi istiyoruz. Bence şu an hiç yani mantıklı bir hareket olmaz yani yüz yüze eğitime geçilmesi. Zaten yüz yüze olsa bile haftanın 5 günü olmuyor. 2 ya da 3 gün gidiliyor, saat bazında gidiliyor. Bundan öğrenci ne kadar verim alacak, ne kadar kazanacak? Şu anda daha okulda öğretmenlere, müdürlere, müdür yardımcılarına hiçbir aşı yapılmadı biliyorsunuz. 15 Şubat'ta köy okullarında ve anaokullarında yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Van'da çalışıyorum. Van'da bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Toplamda bir 40 tane falan öğrencim var. Yani bu 1,5 yıllık süreçte, hatta 1 yıllık süreçte uzaktan eğitim konusunda elimizden geleni yaptık ama maalesef internete falan erişim çok fazla olmadığı için pek bir faydasını göremedik diyelim. O yüzden 15 Şubat'ta köy okullarının açılması konusunda bence doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. 1 Mart'tan sonrası için ise Türkiye'nin süreci belirleyecek diye düşünüyorum, aşı süreci. Şu anda okulların açılması için ilgili olarak 2 ay kala süre zarfında okulların açılmasından yana değilim işin açıkçası. Çünkü ben kendim Yozgat'ta okuyacağım. Yurtlar, ev tutulması falan şu korona zarfında. 2 ay süre zarfında kimse kimseye kira vermez. Sıkıntı çıkar. Bu süre zarfında 2 ay için okulların açılmasından taraftar değilim ben şahsımdan. Peki siz şu an üniversite olarak düşündünüz. Lise ve ortaokullar için ne düşünüyorsunuz? Lise ve ortaokul olarak olabilir. Çünkü lisede ve ortaokulda yurt konusu biraz daha kısıtlı olduğu için, evler daha yakın olduğu için açılım olabilir yani. Geç bile kalındığını düşünüyorum. İnsanlar gördüğünüz gibi dışarıda gayet rahat gezebiliyorlarsa yüz yüze eğitime de geçilebilir diye düşünüyorum. Bence çok emin konuşmamaları lazım. Çünkü bu şey mutasyonlu virüsün etkilerini bilinmiyor. Dün bir yazı okumuştum mesela, kapalı alanda çok etkiliymiş, maske çok etkiliymiş. Yani hedefliyorlar ama bence geçemeyecekler eğer mutasyonlu virüs dedikleri gibiyse maalesef. Bu konu hakkında ben şöyle düşünüyorum. Gene bu vakalarda çok büyük bir artış olacak aslında. Milli Eğitim'in aldığı bir karar yanlış oldu. İlk defa ben bu karara karşı çıkıyorum. İşte sebebi şu, zaten öğrenciler bu zorlu süreçte şey yapıyorlar. Eğitim almaya çalışıyorlar ve hani bu olanaklara da göz önünde bulundurursak çok yanlış bir karar aldıklarını düşünüyorum. Ve gene vaka sayılarımız yüksek olunca büyük ihtimal pandemi tekrardan azacak. Azdığı gibi de bize de tekrardan karantina yasakları gelecek. Vallahi açıldığı zaman daha da yükselecek. Gene kapanacak. Buna da adım kadar eminim. Çünkü daha önce de böyle bir şey oldu. Bence açılmasın yani. Yani bence açılmalı. Çünkü yeterince yani ne bileyim çok kötüydü yani. Bence gerekli olan eğitimi alamadıklarını düşünüyorum. Yani hepsi giremedi zaten. Konsantre olamıyorlar. Girseler başka sorun yaşıyor. Ben açılmasından yanayım. Ya bence açılmalı. Hatta diğer çocuğum ortaokula gidiyor, onu bile açmalarını istiyorum. Şu anda daha okulda öğretmenlere, müdürlere, müdür yardımcılarına hiçbir aşı yapılmadı biliyorsunuz. Onun için bence daha biraz beklenmesi lazım. Ya bence her yer açıkken gördüğümüz gibi okulların açılmaması çok saçma. Tamamen açılması lazım bence. Nedir? Kademeli olarak açarsın. Pazartesi, çarşamba, cuma bir kısmı alırsın. Salı, perşembe bir kısmı alırsın mesela. Veyahut da nedir? Yarım gün birini alırsın, yarım gün bir kısmı alırsın. Ama yani çocukları tamamen bir yıldan beri okuldan soğutmanın bir anlamı yok. Yani şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir fikir yürüteceğim. Köy okullarının açılmasını beklemiyorduk biz. Buradaki kabine toplantısında bizim beklediğimiz daha somut, daha kayda değer. Hani örnek veriyorum, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının biraz daha aza indirgendiği veya hafta sonu yasağının kaldırıldığı veya kademeli, örnek veriyorum işte hafta içindeki gibi 9'da 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ki bu hafta sonuna da o şekilde bir yayılım bekliyorduk ki özel sektörde çalışan insanlar, yönetici vasfında çalıştığım halde ben her hafta 7,5 saat örneğin borçlanmış oluyorum şirkete. Bunun akabinde şirketin, ki ekmek yediğim tekne benim, ki birçok arkadaşımız ve esnaflarımız da var aynı mağduriyeti yaşayan, sıkıntı yaşıyoruz ekonomik anlamda, problem olabiliyor. Bununla alakalı sert yaptırımlar, hani 3000 lira, 1000 lira, 900 lira gibi cezalardan ziyade daha sert yaptırımlar getirerek ve denetimi artırarak en başta biraz daha rahatlamaya gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bunaldım. Yani ben 30 yaşına geldim. İnanın buhran yaşıyorum artık. Şu illeti de takmak istemiyorum. Bir an önce kurtulalım istiyorum. Şimdi korona biterse tabii okullarımız açılsın. Çocuklarımız okula gitsin. Güzel bir şey. Ama korona bitmeden de okulu açmak bence yanlış. Benim çocuğum da müdür yardımcısı. Şu anda daha okulda öğretmenlere, müdürlere, müdür yardımcılarına hiçbir aşı yapılmadı biliyorsunuz.
Onun için bence daha biraz beklenilmesi lazım. Şöyle, yüz yüze eğitim tabii ki daha önemli. Eğitim sistemimiz zaten biraz aksak olduğu için yüz yüze eğitim olması şart. Benim kardeşlerimden kastedim, yani onları söyleyeyim. Kardeşlerim sıkıntı internet üzerinden örgün eğitim şart, yani bence geçilmesi gerekiyor. İnşallah geçilir. Ya bence açılmamalı. Ya virüs bitmedi. Açılsa daha çok yayılır. Açılmamalı yani bence. Yüz yüze eğitimde birçok öğrencinin olduğu gibi biz de daha çok verim alıyorduk online'a göre. Kesinlikle bizim de artık Haziran'dan önce, yani bir an önce yüz yüze eğitime geçmemizi istiyoruz. Çünkü 12. sınıf öğrencisi olarak AYT konularında çok zorlanıyorum ve sayısal öğrencisiyim. Özellikle fizik beni çok zorluyor. Zaten başlı başına zor. Bir an önce okula dönüp konularımı, eksiklerimi halletmek istiyorum. Bence şu an hiç yani mantıklı bir hareket olmaz yani yüz yüze eğitime geçilmesi. Şöyle söyleyeyim, biz Kayseri'de yaşadığımız için Erciyes'te mesela her yer açık. Tüm kafeler, her yer açık. Hiçbir kurala hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Ben de bulundum daha önce Erciyes'te. Orası öyleyken, orayı öyle o şekilde durduramazken okulda küçük çocukları nasıl durduracaklar hiç bilmiyorum. Ve mutasyona uğramış virüsle birlikte her şeyin daha kötüye gideceğini tahmin ediyorum. O yüzden okulların açılmasını hiç mantıklı bulmuyorum şu dönemde. Yani kesinlikle Mart'tan önce böyle bir hareket yapılması uygun olmaz benim görüşüm. Ben de bir öğrenci olarak, üniversite öğrencisiyim. Yüz yüze eğitim olsa da ne kadar sürecek? Zaten yüz yüze olsa bile haftanın 5 günü olmuyor. 2 ya da 3 gün gidiliyor, saat bazında gidiliyor. Bundan öğrenci ne kadar verim alacak, ne kadar kazanacak? Kazanımlar yerine gelecek mi? Bunların hepsi şaibeli. Ben negatif düşünüyorum bu konuda.